7 milyon. Bakın. Ege Üniversitesi Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli insanların ihtiyaçları ve sorunları ele alındı. İlk olarak söz alan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, engellilerin toplumsal yaşama katılmaları ve hayat standartlarının yükseltilmesinin Ege Üniversitesi'nin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Engelli öğrencilerin yüksek öğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri saptamak, ortadan kaldırmak ve erişebilir bir kampüs oluşturmak amacıyla kurulan Engelsiz Ege biriminde öğrenciler ile öğretim üyesi yönetim kademesi arasında da bir köprü görevi görülmektedir. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla hem Dünya Madenciler Günü hem de Dünya Engelliler Günü'nün öneminden bahsederek bu tarz sosyal sorumluluk projelerine sonuna kadar destek verdiklerini belirtti. Tabii ki bugün aynı zamanda Dünya Madenciler Günü. Bu vesileyle de maden altında çalışan bütün emekçi kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bornova bizim evimiz diyoruz ve evimiz dediğimiz Bornova'mızda en büyük işbirliğinde de en büyük bizim paydaşımız, ortağımız, önderimiz, liderimiz, üniversitemiz, Ege Üniversitemiz, Yaşar Üniversitemiz ve Şifa Üniversitemiz. Tabii ki buradaki pastanın en büyük payı da bu sene önümüzdeki yıl 60. yılını kutlayacağımız Ege Üniversitemizin içerisinde her zaman işbirliği yapmaktan, her alanda ve her anlamda işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Son olarak söz alan uzman Kıvanç Hekim, engelli algısı, haklar ve uygulamalarla mitler ve gerçekler hakkında bilgi verdi. Bazı ortak algı ve ortak görüş oluşturuyoruz ve bunlar doğrultusunda da bir takım projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu sunacağım sunum da İzmir Üniversite Platformu'nun 3. faaliyet döneminde Engelsiz Üniversite Kurulu'nun da kurulduğu, daha doğrusu platforma dahil olduğu dönem oluyor. Etkinliğin sonunda Ege Üniversitesi öğrencileri ve minik dansçılar salsa gösterisi ve kedicik dansıyla izleyenleri büyüledi.